beyin ne yapar? Düşünmeye başlar. Düşünen beyin ne yapar? Soru sorar. İşte bir insan soru sordu muydu, artık o sürünün koyunu değil, bireydir. Lütfen birey olmaya çalışalım. Neden? Niçin? Niye? Koskoca bir futbolcu, büyüklerim bilir diyor. Kim o büyük dediğin ya? Kim o büyük? Ne demek büyüklerim bilir? Ben de bilirim. Siz çocuklar da bilirsiniz. Adana'da dünyaya geldi. Ve şu an İzmir'de yaşıyor. Hayat hikayenizi şimdi buradan okumak istemiyorum ama zor bir çocukluk dönemi. Evet. Zor şartlarda eğitim, öğretim hayatı. Babanızın mesleği yüzünden gitmek zor. 1 lira karşılığı. Elinde makineler falan yok o zaman. Hem de deterjan olarak küllü su kullanıyor. Eli parça parça anacığımın. Oğlum sabah çamaşıra gideceğim. Yat derdi. Kafanı biraz içine çek. Yarın okula gideceksiniz. Güya yatıyoruz. 2 dakika sonra. Anne şimdi kulağım tıp tıp diyor. Ama bu evden bir muzaffer izgi çıktı arkadaşlar. Öyle önemli ki o. Yani İbrahim Tatlıses'in bir söylediğine, efendim Harvard vardı da okumadık mı? Harvard'ı bulamazsın. Bulacaksın kendin, orayı bitireceksin, okuyacaksın, inat edeceksin. Kimse sana Harvard'ı getirmez karşına. Çok fazla bilgi kirliliği içerisinde yaşıyorlar. Evet. Ellerimizde telefonlarımız, televizyonlarımız, her yerde. Evet. Evet sevgili komutan, karşınızda edebiyatın çınarı var. Çocuklar, gençler, soru sormak, aklınıza takılan bir şey varsa. Gel sor çocuk. Sağ olun, böyle bir akşamı bana yaşattınız. Dostlara yaşattınız. Sağ olun, var olun. Şu çocukların burada olmaları bana yetiyor. Bütün içtenliğimle söylüyorum. Sizleri kitaplarına okuyarak sağ olun. Sizleri alada görmekten, burada ağırlamaktan hakikaten büyük onur duyduk. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hepiniz çiçeksiniz. Plaketinizi verelim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben bu işe aracı olan sevgili başkanıma çok teşekkür ederim. Yani ben daha önce 2 kez geldim Ala'ya. Ama birinde bir okula geldim. Bir de imza günü için gelmiştim. Bu denli içli dışlı diyeceğim ben artık çocuklarla. Dikkat ettiyseniz hep çocuk sorularıyla karşılaştım. Büyük bir mutluluk benim için. Burada çocuklar sordular, sorularının yanıtını aldılar. Bunu unutacaklarını hiç sanmıyorum çocukların. Bu bakımdan Ali Ağalılara bir şey verebildiysem ne mutlu bana.
peki çocuklara öğütleriniz nelerdi kitap okumada? Yani çok kitap okusunlar. Söyledim de yani kitap okuyan insan hayal kurar. Hayal kuran insan düşünmeye başlar. Düşünen insan soru sorar. Soru soran insan artık sürünün koyunu olmaz. O birey olur, birey. Yani çocuklarımızın birey olmasını istiyorsak onlara kitabı zorunlu hale getirmeliyiz. Ama bir evde anne baba kitap okumuyorsa çocuğa boşuna oku deriz. Önce anne babanın çocuğa örnek olması gerekir ve anne babalar da lütfen okusunlar.